Herkese merhaba. Bu videoda Fiverr nedir, Fiverr'da nasıl hesap açılır ve Fiverr'dan nasıl para çekilir gibi konulara değineceğiz. Uzun süredir Fiverr hakkında gerek YouTube gerek Instagram üzerinden olsun mesajlar alıyordum. Ve herkes daha detaylı bir anlatım istiyor Fiverr hakkında. O yüzden ben de Fiverr hakkında detaylı bir video hazırlama kararı aldım. Yani kısacası bu videodan sonra Fiverr hakkında aklınızda bir soru kalmayacaktır. Bu arada videoya geçmeden önce bunu söylemek istiyorum. Eğer ki zamanınız yoksa videonun zaman çizelgesinde bölümler bulunuyor. Oradan sadece istediğiniz bölümleri hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama tabii eğer ki zamanınız varsa daha detaylı bilgi almak için bütün videoyu izlemenizi de tavsiye ederim. Öncelikle Fiverr nedir? Fiverr, doların yükseldiği bu zamanlarda freelancer olarak, ona da birazdan değineceğim, çalışarak dolar kazanabileceğiniz bir site. Fiverr'da herhangi bir yeteneğinizi paraya dönüştürebilirsiniz. En kısasından eğer ki iki dil biliyorsanız çevirmenlik yapabilirsiniz. Atıyorum Almanca ve Türkçe biliyorsunuzdur. Bir Alman gelip size bir Almanca metin atar ve bunun Türkçe'ye çevrilmesini ister. Siz de o metni Türkçe'ye çevirirsiniz ve o kişiye teslim edersiniz. Ve bunun karşınızda paranızı kazanırsınız. Veya başka bir örnek, çizimde iyisinizdir, tasarımda iyisinizdir. O yüzden grafik tasarımı seçebilirsiniz. Benim de olduğum gibi. Bunlar verebileceğim en kısa ve yalnız örneklerdim ve bütün bu saydıklarımı çalışmayı, para kazanmayı hatta dolar kazanmayı yapmak için sadece 13 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Evet, Fiverr'da çalışabilmek için 18 yaşından büyük olmanız gerekmiyor. 18'in yaşından küçük bile olsanız çalışabiliyorsunuz. Yeter ki 13 yaşından büyük olun. Tabii para çekme kısmında biraz bir sorun çıkabilir doğal olarak banka hesabınız olmadığı için ama ona da çözüm bulunuyor. Onu da videonun ilerleyen dakikalarında birazdan bahsederim. Fiverr'ın ne olduğunu öğrendiğimize göre şimdi bir hesap açalım. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacaktır. Bu sayfaya geldiğinizde buradan Facebook, Google, Apple hesabınızla veya direkt mail adresinizle kayıt olabilirsiniz. Hesabınızı açtığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burası Fiverr'ın ana menüsü. Şu an ama hesabımız bir alıcı hesabı. Yani bir satış yapamıyoruz daha şu anda. Sadece alıcı olarak kullanacaksınız Fiverr'ı. Şuradan gelip profilinize gelip buradan bazı birkaç düzenleme yapabilirsiniz. Burada size bazı sorular soracaktır, profilinizi düzenleyebilirsiniz gibi gibi şeyler var. Ama eğer ki biz satıcı olmak istiyorsak buradan tekrardan profil resmimize tıklıyoruz ve buradan Become a Seller yani bir satıcı ol diyoruz. Become a Seller dediğimizde bizi böyle bir sayfaya atıyor. Buradaki sayfadan tekrar Become a Seller diyoruz ve bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada bize bazı birkaç şey soruyor, bazı birkaç şeyi gösteriyor ve bizi biraz satıcı olmaya hazırlıyor. Şurada mesela nelerin burada neler geçeceğini söylüyor. Şuradan continue diyoruz. Bunları siz daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz tabii ki de. Burada diyor ki başarılı bir Fiverr profili nasıl olur? Burada bize bazı birkaç tüyo veriyor dediğim gibi. Bunları da geçiyorum. Siz bunları daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü hepsini okumaya kalkarsam video bitmez. Burada bazı şeylerden kaçınılmadığını söylüyor. Yani buradaki şeyleri yapmamanız gerekiyor. Requesting to take communication and payment outside of Fiverr. Yani diyor ki şöyle yani bir örnek vermem gerekirse Fiverr'da bir müşteri size gelip bir şey yazdığında, bir mesaj yazdığında siz ona başka bir adresinizi, mesela Instagram adresinizi verip müşteriyi Fiverr dışına çekmeyin ve ödemeyi Fiverr dışından almayın. Yani eğer ki böyle bir şey yaparsanız bunun bir cezaları olacaktır. Tabii bunu daha detaylı bir şekilde sitenin yardım kısmında okuyabilirsiniz. Şimdi cezasını onu bilmiyorum. Hesap kapanabilir muhtemelen. Muhtemelen hesabınızı banlatırsınız ve hesabınız kapanır. Ondan sonra tekrardan continue diyorum ve buradan bir satıcı olmaya başlıyoruz artık. Buradan ismimizi yazıyoruz, profil fotoğrafımızı koyuyoruz, açıklamamızı yazıyoruz ve kaç tane dil bildiğimizi seçiyoruz. Buradaki her şeyi size göstermeyeceğim çünkü buradaki yaptığınız şeyler daha çok size kalmış şeyler. Zaten karmaşık bir şey değil. Yazıyor adınızı, soyadınızı, profil resminizi, açıklamanızı. Ondan sonraki kısımlar professional info kısmında da okulunuzu, ne okuduğunuzu, nereden mezun olduğunuzu falan. Tabii o kısmı da göstermek istiyorum çünkü bazı sorun yaşayan arkadaşlarımız olabilir. Şuradan professional info kısmına geldiğinizde occupation seçiyorsunuz. Yani hangi şeyde bir satıcılık yapacağınızı. Mesela digital marketing de yapabilirsiniz. Böyle reklam işleriyle uğraşabilirsiniz. Grafik design yani grafik tasarım ile uğraşabilirsiniz benim de olduğum gibi. Veya burada yapabileceğiniz bir sürü şey var. Az önce verdiğim örnek mesela çeviri yapma. Writing translation. Yazım yani yazma, bir metin yazma ve çevirme. Burada yeteneklerinizi paylaşıyorsunuz. Onun adına da education kısmı var. Ama şurada buna dikkat etmenizi istiyorum. Burada yıldız olanlar zorunlu. Yani education zorunlu değil. Bunu gösteriyorum çünkü ilk başta ben böyle bir hataya düşmüştüm. Ve buradan hesap açmam için bir üniversite girmem gerektiğini düşünüyordum. Ve bir belgem olması gerektiğini düşünüyordum. Oysa ki zorunlu değilmiş. Bunları biraz daha geç fark ettim ben bunu. Bunu böyle size göstermek istedim. Ve ondan sonraki kısımlar ise linked accounts ve account security. Daha çok başka hesabınızı, Facebook adresinizi falan bağlıyorsunuz ve son aşamada olan hesap güvenliğiyle falan uğraşıyorsunuz. Profilinizi tamamladığınızda, açtığınızda artık buradan profilinize gelebilirsiniz. Ve tabii orada yaptığınız bütün değişiklikler
kalıcı değil. Yani ondan sonra bunları değiştirebilirsiniz. Mesela buradan açıklamanızı gelip değiştirebilirsiniz. Hangi dilleri koyduğunuzu değiştirebilirsiniz. Şu an ben kendi hesabımdayım ve benim dillerim bunlar. Mesela Türkçe native bilingual, yani ana dilim. Greek, Yunanca. Yunanca da benim ana dilim. O yüzden onu da ana dilim olarak belirliyorum. Yani ben bilingual, yani iki dil. Yani ben iki ana dili olan birisi olarak geçiyorum ve buradan bilingual, yani iki ana dilli gibi bir şey. Yani ben buna gelip tekrardan buradan bilingual diyemiyorum. Çünkü yani bilingual iki dilli oluyor. O yüzden bunu fluent seçiyorum. Yani akıcı bir İngilizce konuştuğumu belirtiyorum burada. Burada bir İngilizce testi aldım. Siz bunları kendinize göre ayarlıyorsunuz. Zaten bunları ayarladınız ama buradan sonra tekrardan değiştirebiliyorsunuz. Yani bunu da aklınızda bulundurun. Tamam, her şey güzel. Profilinizi açtık. Güzel bir şekilde düzenledik. Şimdi sırada iş ilanı açmak var. Benim burada aktif iş ilanlarımın olduğunu görüyorsunuz. Burada bu iş ilanlarımı çok düzenlemedim. Bu benim bir hafta Fiverr'da çalıştığım videosundan sonra burada hala bazı şöyle birkaç saçma iş ilanı bulunuyor. Ama iş ilanı açmak biraz uzun süreceği için onu bu videoda göstermeyeceğim. İş ilanı açmak hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız sağ üstteki i butonundan Fiverr'da iş ilanı nasıl açılır videoma gidebilirsiniz. O videoda iş ilanı açmayı başından sonuna kadar detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani iş ilanı açmak hakkında bir bilgi almak istiyorsanız şuradaki i butonundan o videoma gidebilirsiniz. Tamam diyelim, iş ilanımızı açtık. Peki şimdi sırada satış yapmak var. İlk satışları yapmanız zor olacaktır. Bunu aklınızda bulundurmanızda fayda var. Çünkü doğal olarak kimse daha önce hiçbir satış yapmamış birinden bir şey satın almak istemeyecektir. Bu durumda ilk seçeneğiniz beklemek. Ki bu çok da yararlı bir seçenek değil. Çünkü burada işinizi şansa bırakmış oluyorsunuz. Yani biri sizi bulacak ve sizden sipariş verecek. Ve siz o sıra yani bekleyeceksiniz, hiçbir şey yapmayacaksınız. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Onun yerine gidip reklamınızı yapabilirsiniz. İster paralı, ister ücretsiz yöntemlerle. Bu size kalmış. Ve böylelikle daha fazla kişiye ulaşırsınız ve satış yapma oranınız da artar. Ama her halükarda ilk satışlarınızı yapmanız zor olacaktır. Haberiniz olsun. Bu arada nasıl ücretsiz reklam yapacağınızı merak ediyorsanız size birkaç tavsiyede bulunabilirim. İlk olarak kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube veya Discord grupları olabilir. Bu arada Fiverr profilimizin ve iş ilanlarımızın reklamını yapmak için Facebook ve Discord grupları bulunuyor. O gruplarda bir sürü insan bulunuyor ve hepsi Fiverr'da satıcı ve alıcılar da bulunuyor grupta. Ve siz satıcı olarak orada ilanınızı bedava bir şekilde paylaşabiliyorsunuz ve bir alıcı bulabiliyorsunuz. Yani bir insan topluluğu gibi düşünün. Oraya bedava bir şekilde iş ilanınızı paylaşıyorsunuz ve dikkatini çeken ve bir şey ve satın almak isteyen biri tıklayıp sizden satın alabiliyor. Her yerde reklamımı yaptım ama hala satış yapamıyorum diyorsanız size son bir tavsiyem daha var. Fiverr profilinize girdiğinizde buradan mora tıklayıp Buyer Request'e girebilirsiniz. Buradaki kısımda kendi kategorinize uygun alıcılar bulabilirsiniz. Bu kısma Fiverr'daki alıcılar geliyor ve ne istediklerini belirtiyorlar. Yani bir ilan açıyorlar oraya, ne istediklerini anlatıyorlar, bütçelerini belirtiyorlar ve bu işe kaç günde ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar. Ve siz de bu kısma girip oradan bir iş ilanı bulup o kişiye mesaj yollayabilirsiniz ve anlaşıp orta yolu bulabilirsiniz. Yani kısacası müşteri size geleceğine siz müşteriye gidiyorsunuz. Bu arada şu anda bende burada hiç çıkarmıyor. Ben bir kişiye yolladım bu arada. Şu anda bende hiç yok burada. Ve bir günde 10 tane yollayabildiğinizi görebiliyorsunuz buradan. Yani bir günde 10 kişiye yollayabiliyorsunuz. Şu an bende burada çıkarmamasının nedenini bilmiyorum. Ve Fiverr'ın bu sisteminin nasıl çalıştığını da pek bilmiyorum. Çünkü ben laptopumdan girdiğimde aynı profilde olmama rağmen farklı teklifler çıkarabiliyor burada. Yani burada hiç çıkarmıyorken orada 20-30 tane çıkarabiliyor. O biraz değişiyor. Eğer ki satış yapmıyorsanız burayı sık sık kontrol edebilirsiniz. Tamam diyelim, satış yaptınız ve şimdi bir miktar para biriktirdiniz. Bu parayı şimdi nasıl çekeriz? Fiverr profilimize girdiğimizde burada earnings kısmına geliyoruz. Yani kazançlar kısmına geliyoruz. Buradaki kazançlar kısmına geldiğimizde burada 3 tane ödeme yöntemi görüyoruz. PayPal, banka transferi ve Fiverr Revenue Card. PayPal biliyorsunuz Türkiye'de yasak. Yani onu direkt seçeneklerden eleyebiliriz. Türkiye'de kullanabileceğiniz yöntemler sadece banka transferi ve Fiverr Revenue Card. Fiverr Revenue Card, diğer adıyla Payoneer, Prepaid, Mastercard, direkt Fiverr'daki paranızı kesintisiz bir şekilde çekebileceğiniz bir kart. Fiverr hesabınızda 30 dolar bulunduğunda veya 30 dolar ve üstünde bir miktar bulunduğunda buradaki buton aktif oluyor. Ve buna tıkladığınızda size bir mail geliyor ve gelen mail ile bir tane Payoneer hesabı açmanız gerekiyor veya varsa onunla bağlamanız gerekiyor. Fiverr Revenue Card hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız açıklama kısmındaki bıraktığım linke tıklayarak buradaki sayfaya gelebilirsiniz. Ve buradaki sayfada her aşamasını daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Burada onun ne olduğunu anlatıyor, nasıl alacağınızı bahsediyor, nasıl hesabınıza bağlayacağınızdan bahsediyor, her detayını teker teker anlatıyor ve size gösteriyor nasıl yapacağınızı. Fiverr Revenue Card dışında bir de banka transferi seçeneği bulunuyor. Banka transfer seçeneği direkt paranızı banka hesabınıza gönderiyor.
Ki onu da Payoneer aracılığıyla yapıyorsunuz. Ama banka transferindeki minimum çekme miktarı 20 dolar. Ve bir de ayrıyetten bu seçenekte kesinti bulunuyor. Az önce dediğim gibi açıklamadaki linkten Payoneer sitesine gelebilirsiniz ve her şeyi detaylı bir şekilde burada anlatıyor. Fiverr Payoneer Card'ın özelliklerinden bahsediyor. Banka transferinin özelliklerinden bahsediyor ve diğer ödeme yöntemlerinin özelliklerinden bahsediyor. Buradaki siteye gelip her şeyi detaylı bir şekilde kendiniz yavaş bir şekilde okuyabilirsiniz. Kısacası Türkiye'de yaşıyorsanız ve Fiverr'dan para kazanıyorsanız bir tane Payoneer hesabına ihtiyacınız var. Bu arada bütün bu dediklerimi bu videoda gösteremem. Yani bir Payoneer hesabı açmayı, Fiverr Revenue Card almayı, onu Payoneer hesabıyla bağlamayı falan, bütün bunların hepsini teker teker gösteremem. Ama eğer ki bu konuda bir yardıma ihtiyacınız varsa YouTube'da bunun hakkında bir sürü video bulunuyor. Oradan gidip bir tanesini izleyebilirsiniz. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda sizin yoğun isteğiniz üzere Fiverr'ın detaylı bir anlatım videosunu çektim. Fiverr'da nasıl hesap açılır, para nasıl çekilir, Fiverr nedir gibi konulara değindim. Eğer ki bahsetmediğim veya atladığım bir şey varsa bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işe yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.